Güzel bağın sadece adı güzel değil, bağları da güzel değil. Her yeri güzel. Her yerde bir aktivite. Sen televizyondaydın mı? Buraya ne zaman geldin? Buyur. Televizyondaydın mı sen? Televizyondan çıktım geldim işte. Öyle mi? Hı hı. Öyle bir. Her akşam tanırdık seni biz. Aman dikkat et, bu televizyonda gördüğün adamlara dikkat et. Her an televizyon ekranından vınk diye çıkıp gelebilirler. Sen dün akşam mı seyrediyordun bizi? Dün akşamı. Dün akşam seyrediyordum ben, baktım teyze dedim, bana bakıyor dedim. Beni özlemiştir dedim. Bir gideyim elini öpü öpü vereyim dedim. Ver elini öpeyim bari. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Öpeyim ya. Öyle geçmiş aklından. Sağ ol. Dedim varayım teyzemin elini öpeyim hemen. Ne yapıyorsun anneciğim burada? Çaput doları. Çaput mu? Çerge değil mi o? Ben böyle dolay verin, o dokur. Çul değil mi o? Dokuma. Siz ne diyorsunuz buna? Dokuma derim. Dokuma diyor. Siz niye dokumuyorsunuz? O dokur, ben dokurum. Siz de anlıyorsunuz yoksa yani? Tabii. Bu nerede kullanılıyor, nerelerde? Evlerde sereriz merdivenlere, evlere. Hanımlar yapıyor bunu. Hı. Atılan bez midir bunlar? Bu bezler nereden, elinizdekiler? Eskiyen işte şey olan şeyleri böyle keseriz, elbiseleri. Hiçbir şey zayi olmuyor, hakikaten. Hı, ninelerimiz, atalarımız, dedelerimiz, hı, özellikle yokluğu yaşamış olan kesim, hiç ama hiçbir şey zayi etmiyor. Tabii. Elbiseniz mi eskidi? Ne beyiz? Kesersiniz, ip haline getirirsiniz. Ondan da çul yaparsınız. Tabii. Çok mu zor günler geçirdiniz vakti zamanında siz annen? Tabii, bunları da bulamadık. Çaput da yoktu o zamanlar. Tabii. Ne yapardınız? Ya işte kendimiz ekerdik, dokurduk, eğirirdik şeyde. Eskiden bu alışveriş şeyleri de yoktu değil mi? Bakkal yok, yok, yok. Market yok, ne bileyim. Elbiseyi de kendiniz mi yapardınız? Tabii. Her şey sizin elinizde. Kendimiz yapardık. Defne işi var mıydı o zaman da? Vardı. O zaman böyle büklü de değil, diplik. Kendimiz ayırırdık. Öyle de kurduk. Şimdi bak, büklü kırılma tasası yok. Biraz daha rahat diyorsunuz yani. Bu tezgahları kim yapardı? Daha şu adam. Daha o adam mı yapıyordu? O adam Necim? O adam yapar işte. Bunları da o dur yaptı. Annem dur, elinde öyle sopayla. Destur. Öyle çok ağır bir soru da sormadım. O adam neci? Neniz oluyor sizin? Benim beyim olur. Beyin mi olur? Hı hı. Ne oldu? Ayran mı içtiniz akşam? Niye ayrı düştünüz? Gelsene dedem. Gel. Gel ya. Gel hele gel. Gel bir dedem gel. Otur hele bir. Bu tezgahı sen mi yapıyorsun dedeciğim? Benim. Tezgahı sen yapıyormuşsun galiba. Ya herkes yani şimdi zaten usta kesildi. Şimdi bu ipliği sözden yok bundan başka. Son anne mi kaldı yani? Bu kaldı. Ya bilen yok yani bunu. Bakalım hemen arkamızdaki annemiz ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz efendim? Kolay gelsin. Ben de buraya eriyorum. Bu plastik değil mi bu? Hı. Bunlar nereden abla? Atık mı gene bunlar? Atık. Eski yani. Nereden geliyor onlar? Satılan yerlerden alırız işte. Dağlardan harmanımızı, ekinimizi katırız. Eski yerini böyle söker, ipler yaparız. Bunu böyle tek tek birleştiriyorsunuz, siz ip yapıyorsunuz. Hmm. Bu ip ne oluyor sonra? Kullanırız. Dağlarda işte böyle şeylerde. Şimdi onun ucuna bağlarız, tükenikleri verirken. Ya bunu dokuyor musunuz? Dokuruz. Çuvallardan, haralardan. Çuval eskidi. Ha. Onu söküyorsun, gene ip yapıyorsun. Ha. İp yapıyoruz. Mallara, sığırlara. Sizin attığınız hiçbir şey yok değil mi anne? Biz kıymatımız da bir şey attığımız yok. Geldim. Hiçbir şey atamayız. Kıyıp da döküvere veriyor oraya. Hiçbir şey atamıyorsunuz. Atamıyoruz. Peki bu söktürdüğünüz dişleri nereye atabildiniz mi? Onlara kıyabildiniz mi? Onu ölünceye kadar onu da atmayız. Allah gecinden versin. Yere. Altın altın olunca tabii eskisinin bir hükmü olmuyor. Öyle. Beyiniz mi yaptırdı efendim altın dişleri? Beyimiz yaptırdı. Ne dedi? Hanım şöyle güldüğünde... Önce ışılarsın dedi. Işılasın. Önce ışılarsın dedi. Ya hanım bana öyle bir gül ki ışılı ışılıyı versin mi etrafta? Ha işte öyle dedi. Bunu siz yaptınız. Ha. Ne kadar zamanda böyle işe yarar bir hale geliyor bu? Yani bir örtüyü ne kadar zamanda yapabiliyorsunuz? Sabah oturdunuz diyelim. Sabah oturduğumuzdan beri şuncacık. Sabah kurdu işte bunu, sabah da kurdu. Nereden başladı sabah? İşte sabah. Demirden başladık. İşte İyi bayağı olmuş gene canım. Olmuş mu? Herhalde bir 2 metre vardır. Bilmem. Fazladır bile. Fazla mıdır anne? Tabii.
2 metreden fazla. Bilmem. Bunu nerede kullanacaksınız efendim? Bunu şimdi merdivene sereriz, salona sereriz, dışarıları tuttuğumuzda sereriz. İşte öyle değerlendiriyoruz eskileri. Diğer halıdan şey ne bunun? Farkı ne diğer halılardan? Halıdan da bir farkı yok da halıyı da sereriz. Halıyı bunu da kullanırız. Ne isteyeceğiz? Efendim? Halıyı alamayız, bunu sereriz. Kendimiz. Halı dünyanın parası. Aynen. Bunu satıyor musunuz aynı zamanda? Yok. Satmayız. Niye satmıyorsunuz anne? Ne diyeceğiz? Kim alacak bunu canım bizden başka? Vardır meraklıları. Bilmem. Ciddi söylüyorum. Bilmem. Aman bir tane çul bulsak da alsak diyen çok arkadaşım var ama ah gelinler sizden sonraki kuşak bunu işleyebiliyorlar mı? Hayır yapan yok belki. Gençlerden pek yapan yok. Onları. Allah gecinden versin efendim. Size bir şey geldiğinde ne olacak bu çulları kim yapacak? Bu tezgah boş mu bu kalacak? Bu çullar boş kalır be boş ver. Halı sererler, kilim sererler o zaman. Her çeşit. Halıyı herkes serer canım yani. Yollama çıkmış, pastası çıkmış, her şey çıkmış. Bunu kim icat etmiş annem? Sen hiç biliyor musun? Hiç fikrin var ben. Mı? Bilmem kim icat ettiğini benim bildiğim. Ama siz de nenenizden, işte, annenizden görerek, siz de gördünüz. Görerek biz de uğraşıyoruz. Zor mudur bunu yapmak? Hayır zor da değil. Öğretir misin bana annem? Buyur. Buyurdum ben. Ben çıkartarım. Olur. Bir göster bakayım nasıl yap. Buldum tabii bedava işçi gülersin. Ben de gülerim. Ben de gülerim tabii. Bedava bir görelim efendim nasıl yaptığınızı. Bedava bir işçi yapıyorum. Bir akşam olan bir yaptı. Dayımın oğlu geliyor altına sandalye. Onu oradan getirdi. Bu ayağını basacağım. Böyle vuracağım. Sonra? Sonra bunu bu yanına diyeceğim. Gene o ayağını basacağım. Olur. Heh, oldu bu iş oldu. Bakalım çul yapmak kolay mıymış? Zor mu? Hemen bir görelim bakalım. Sen çık bakalım anne. Öğretirsin. Bugün de biraz yoruldum ben ama. Kocalar dedi akşam dedi ona yapmama gelme dedi ona. Ayaklarını da tam ayarlayamamış bunu usta. Nerede benim ipim? Geliyor altına sandalye koyuyor. Dayımın oğluna hey, sarılsam boynuna hey, yanarım uğruna hey. Sade yemek yemekten başka hiçbir şey yaramıyor. Ama bu kadar moral bozulmaz ki dedem. Ne demek yemek yemekten başka hiçbir şey yaramıyormuşum ben. Ha! Demek ki yemek yemekten başka işlere de yararmışım ben. Ya. Araba kullanabilirim ya. Mesela. Araba kullanabilirim. Ya da ben boş ver. Yatacağın yeşeği, giyeceğin şeyleri, yiyeceğin şeyleri yapmak lazım. Araba kim olsa kullanır. Hadi getireceğim. Vay çok ağır konuştum ben. Önemli olan giyeceğini yapmak, dikmek, yiyeceğini elde etmek değil mi? Arabayı diyorsun herkes vay be. Pilotlar işi bırakın. Uçağı herkes kullanır. Dokuma yapabiliyor mu pilot? 8500 fitte 750 kilometre. Tıraş. Sen bir kere o yediğin meyveyi yapamıyorsun. Bahçe çapalayamıyorsun. Babaannem de iner havaalanına diyeceğim de olmayacak. Yani bir daha bizi uçaktan almayacaklar. Öyle değil be. Değil mi? Hayatta herkesin bir işi var be. Ama sana göre de bizim işimiz yemekten başka bir şey değilmiş gibi algıladık yani. Kim o kim? Torun mu? Torun. Uyumuş mu? Uyumuş. Bir bakabilir miyim? Bilmiyorum. İzin verir misin? Ağlar. Durmaz. Uyur. Kız mı erkek mi bu? Kız. Allah bağışlasın. Sizi de neneniz böyle sırtında mı taşıdı? Evet. Siz kızınızı sırtında mı taşıdınız? Evet. Şimdi de torunu mu taşıyorsunuz? Torunu taşıyorum. Dünyanın en rahat yeri annenin sırtı mıdır? Evet. Bu oğlanın mı kızın mı? Kızın. Kızın. Anneannesisiniz yani. Anneannesi. İsmi neydi bebeğin? Perihan. Perihan hanımefendi bizim çocukluğumuzdaki gibi en rahat yeri bulmuş. Anneannenin ya da annemizin sırtı. Bunu taşımanın bir metodu var mı? Bir tekniği var mı? Alttan bağlıyorsunuz galiba. Bağlıyoruz böyle. Arkadan da bağlıyoruz böyle. O ilk sırtınızı aldığınızda uyuyor muydu? Uyumazdı. Öyle rahat geldi herhalde. Evet. Sıcak geldi. Ne zamandır sırtınızda sizin? Bir saattir.
Bir saatte uyudum aşağıda. Evet. Peki. Allah analı babalı büyütsün Feriha'nı. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Sessizce uzaklaşayım. Alanya'nın her tarafı ayrı bir güzel. Mesela limana geliyorsunuz, oturacak çay bahçeleri, muhteşem bir manzara, harikulade bir hava var. Bundan 10 dakika önce yağmur yağıyordu, şimdi çok tatlı bir esinti var. Bu havada ne yapılır? Herhalde oturulur sahile karşı, çay içi. Hoşt! Çit! Hoşt! Teyzeciğim o tehlikeli mi? Yok yok, tehlikesi yok. Tehlikeli mi o? Efendim? İki ayağında oturuyoruz. İsminiz nedir efendim? Şipi. Şipi heißt er. Ach, ich heiße Hilde. Şipi? Şipi, ich heiße Hilde. Sizin adınız ne? Hilde. 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 Nerelisiniz siz? Ja, aus Deutschland, Düsseldorf. Düsseldorflu musunuz? Düsseldorf, Xanten. Burada ne yapıyorsunuz? Aus Xanten. Burada ne yapıyorsunuz? Was ich hier mache. Ich mache, verliebe hier meine Rente. Evet, çok zor bir maçtı diyor. Klaus Allofs'un golü olmasaydı zor kazanabileceğimiz bir maçtı diyor. Devam edin lütfen. Und ich lebe hier gut und ich fühle mich hier auch wohl. Ama Alex'in performansından memnun değilmiş. Biraz daha çalışması gerekiyormuş dedi. Hilda. Hilde. Çocuklar nerede Hilda? Hier. Yanınızda. Hier. Neredeler? In Deutschland. Deutschland. Öyle mi? Alle. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Die kommen auch hierher, ja. Burada yaşıyorsunuz. Ja. Ne zamandır? Seit 91. 91. 91'den beri burada yaşıyorsunuz. Evet. Ist aus Adana. Ich kenne Adana auch. Ich siz de Adana. Adana. Vay be. Evet. İşte dağa kavuşmaz insan insana, ahan da böyle kavuşur. Düsseldorf'ta kaybettiğimiz vakti zamanındaki halamızı, Hilda halamızı bulduk. Aslında kendisi bir Adanalıdır. Ama ich war auch in Van. Bis in Van. Ich kenne die ganze Türkei. Unuttuk tabii. Ne o Türkçeyi hatırlıyor ne de ben Almanca hatırlıyorum. Seneler Van'a kadar gittiniz. Tebrik ediyorum. Sizin isminiz efendim? Adım Doris Köhler. Adım Doris? Doris Köhler. Doris. Evet. Wow. Siz nerelisiniz? Ben Stuttgartlı. Stuttgart. Hı-hı. Stuttgart'tan geldim. Türkçe fena değil ama maşallah. Çok çok az biliyorum. Çok ama az. Öğreniyorum. Türkçe öğreniyorum. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Neden Alanya? Neden Alanya? Çünkü hava çok güzel. İnsanlar güzel. Ve Türkiye'yi çok severim. Seviyorsunuz. Evet. Siz biliyor musunuz efendim Türkçe biraz? Wolfgang. 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 Das ist meine Frau. Sizin eşiniz. Eşim. Oh. Seviyor musunuz eşinizi? Ich liebe meine Frau. Es gibt nur eine. Çok mu? Siz teyzeciğim? Gisela. Efendim? Gisela. Gisela. Tamam. Gisela. Siz nerelisiniz efendim? Essen. 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 Çocuklarınız orada değil mi sizin? Çocuklar, doğru, tamam, 5 çocuklar. Özlemiyor musunuz çocuklarınızı? Tamam. Özlüyorsunuz. Buna rağmen Almanya yerine neden Alanya'da yaşamayı tercih ettiniz? Warum çocuklarınız orada. Alanya, wegen der Gesundheit. Sağlığım nedeniyle diyor Alanya'yı tercih ettim diyor. Alanya neye iyi geliyor efendim sizde? Her şeye diyor, her şeye diyor. Evet, evet. Her şeye iyi geliyor diyor. Burada da bir Hans amcamız var. Onunla Almanca konuşmaya çalışalım. Guten Morgen. Hans Guten Morgen. Was ist los? Nix ist los. Alles 50 bu. Ya, genau so ist. Bıyık bırakmışsın sen Hans amca. Daha önceden bekliyorduk biz canım. Adam Türkçe'yi abi. Dublaj sanatçıları kadar çözmüş. İsmin ne dayı senin? Fahri Yiğit. Ben Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanıyım. Neden Alanya'da çok yabancı var ve burada ev alıp yerleşiyorlar? Neden Alanya'yı tercih ediyorlar?
Şimdi şu anda Alanya'da oturma müsaitine sahip 6100 yabancı var. 6100? Evet, bunun 2500'ü Almanlar. Çok mu seviyorlar burayı? Burayı çok seviyorlar. Hepsi zaten birer Alanyalı bu arkadaşların. Herkesin Alanyalı dostları var zaten. Alanyalılarla beraber yaşıyorlar. İşte 6000 yabancı biraz önce söylediğim gibi. 6100 dediniz. 6100 tarih yabancı. Tarih yalan söylemez efendim. Çok doğru. Bizim aramızda yaşıyorlar. İşte kendi komşuları var, Türk komşuları var. Herkesin mutlaka Türk dostları vardır. Peki be, burada kıyasladıkları zaman ne diyorlar Almanya ve Alanya arasında? Tabii buranın havası, Türk misafirperverliği, buradaki yiyecekler, özellikle meyvelerimiz Almanya'dan farklı bildiğiniz gibi. Mesela meyveleri Almanya'da yediğiniz zaman o kadar tat falan bulamıyorsunuz. Bu Alanya turizmde ileri midir? Biz hep çok ileridir. Olumlu şeyler duyuyoruz da. Evet, Alanya'nın turizmi çok ileridir. Bilindiği gibi Alanya'nın 120 bin yatak kapasitesi var. Yani Alanyalılar kendisi 100 bin civarında nüfusu var ama 120 bin turisti bir gecede misafir edebilecek kapasiteye sahip. Peki bunun bize faydası ne devlet olarak, memleket olarak? Şimdi, Alanya'nın bize ödediği şey ne? Getirisi nedir bu? Alanya, sadece Alanya 1 milyar doların üzerinde devletimize katkısı var. Sadece 1 milyar doların üzerinde. Canlarım benim. Canlarım benim. Hoş geldiniz. Aman. Hoş geldiniz. Gel dedim, gelmedin, yüzümü güldürmedin. Gel dedim, gelmedin, yüzümü güldürmedin. Aman ha, gitmeyin. Hatta söyleyin de daha çok gelsinler ya. Vay be. Hayatımda görmedim. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol, teşekkürler. Nasılsınız? İyisin? İyi be koçum ya. Ben ne yapayım ben? İki gözüm benim be. İsim nedir? Ben Albert. Albert. Albert'çim, nerelisin sen iki gözüm? Mahmutlu abi. Mahmutlar nerede? Düsseldorf'ta mı Mahmutlar? yok Mahmutlu abi. Türkiye. Alanya'da. Alanya. Ne zaman geldiniz? 12 buraya? Kilometre. Buraya. Ne zaman yerleştiniz Mahmutlara? Ne zamandır oturuyorsunuz? 8 yıl oturuyorum Mahmutlarda ama 17 yıl Türkiye gittiniz. Almanya, Türkiye, Almanya. Evli misiniz? Evet. Benim hanım. Sizin hanım. Yenge yani. Çocuklar? Çocuklar yok. Yok. Çocuğunuz yok. İyi. Lazım mı çocuk? teşekkürler, yeter. Var, ben bulurum çok. Size. Hemen kara yağlı bir Türk delikanlısı bulurum. Geldim, gelmedim, yüzümü güldürmedim. Öp bakayım babanın elini. Yok. Öp babanın elini. Öp. Koca yetişmiş aslan gibi. Kara yaz, bak kara kaşlı, kara saçlı, kara... O, annen. Aa. Koş, annen. Sarıl, öp. Allah'ım buna yürek mi dayanır? Seneler sonra kavuşuyorlar. Ya eşek kadar adam olmuş, eşek kadar. Size çocuk lazım mı? Ich habe Enkelkinder, 4 Enkelkinder. Ich habe 4 Enkelkinder, 4 Torun. Benim çocuklar var diyor, torunlar da var diyor. Yetişmiş kazık kadar çocuk lazım mı size? Belki, vielleicht. Belki. Şöyle sarı falan yakışıklı olsa diyor hani. Genau. Olur, tamam, oldu. Biz de anneannemizi bulduk. Siz Alanya turuna devam edin. Ben ailemle burada biraz hasret gidericiyim. Mesela Alanya'da mutlu bir Almanyalı. Canım güle güle. Ah anneannem. Nerelisiniz? Alanyalı. Almanya diyecek de karıştırıyor herhalde. Siz nerelisiniz? Alanyalı. Allah'ım. Dayı sen nerelisin? Alanyalı. Alanyalı. Sen yenge? Alanyalı. Allah kimse Almanyalı demiyor. Siz efendim nerelisiniz? Mahmutlarlı. Mahmutlarlı? Evet. Alanyalı değil misin yani? Yarısı. Sen anneannen nerelisin? Alanyalı. Alanyalı. Oduka. Almanyalı olması lazım değil mi? Alman az. Artık Alanyalısın. Sen nerelisin koçum? Mahmutlarlı. Mahmutlarlı. Alanya'da artık Almanyalı bulmak zor. Almanya'dan gelenler artık Alanyalı. Vallahi ne diyeyim yani, buyurun gelin yani. Hele böyle hanımefendi, beyefendiyseniz başımızın üstünde yerimiz var ya. Ne diyelim? Wir erwarten euch in Alanya.
Alanya ya bekliyoruz. Kom Ali. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.